Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ekonomi ile ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Hepsini cevaplamaya çalışsam 24 saat yayın yapmam lazım. Bu da bazılarını sıkıyor. Kardeşim başlıklar orada yazıyor. Hepsini izlemek zorunda değilsin. İlgini çekiyorsa başlık izlersin. Çekmiyorsa izlemezsin yani. Şimdi arkadaşımız Hemi Bey Hocam bir hissenin kar dağımlılığını yıllara göre hisseye yansımalarını anlatan ilgili bir video yapar mısınız? Yani öz kaynakların büyümesi yıllara göre hisse etkisi ne oluyor? Gerçekten yüksek lisanslık, doktorallık bir soru. Yani bu soruyu cevaplamamak olur mu? İşte bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Ee, bunu kanıtlarıyla yani sadece bir örneklemle bir hisse üzerinden yaparsak verimli olmaz. Bununla ilgili en azından bir 100 tane hissenin videosunu çekmem lazım ki net bir e, e, kural çıkaralım, net bir yasa çıkaralım. Fakat böyle bir şey yaptığımız zaman muhtemelen çok tepki gelecektir. Yani zaten e, cahil bir toplumla karşı karşıyayız. Biz hisse analiz ediyor, diyor ki hisse pazarlıyorsun. Ya benim pazarlamada ne çıkarım var? Benim hissem yok, bir şey yok. 100 tane hisse analiz ediyorum. Hisse 100 tane hissenin neyini pazarlayacağım yani? Onun için ben e, öz kaynak artışının hisseye yani öz kaynağı iki kat artıyorsa hisse 3 kat gidiyor, 4 kat gidiyor. Bunu e, incelediğim geçmişteki 40-50 hisse üzerinden biliyorum. Fakat e, şu an bir video çekeceğim. Bunun benzerini kendiniz yapın. Kendi e, gözlemlerinize göre kendi kararınızı kendiniz verin diye örnek bir video çekeceğim sadece ha zaten diğer videolarımda da benzer çalışmalar var Fakat bu konuyla ilgili de hani zaman zaman tekrar video çekebilirim şu an sadece bir örnek üzerinden göstermek istiyorum arkadaşlar Bunu da hani çok geçmişe giderek değil de yakın zamanlı kısa süreli Çünkü bizim insanımız 10 yıl çok da bilimsel çok da yüzde 1500 kanun haline getiren değil. Yüzeysel bir ön inceleme yapıyoruz. Şu an incelememizde olan Ulusoy 10 üzerinden bu şeyi soruyu cevaplandıracağız. Çünkü zaten bu hisseyi inceliyoruz. 2-3 tane video çektik. Yani bir hisseyi incelerken en azından 10 farklı açıdan incelememiz lazım. İşte bunun içinde. de Mesela Deva ilgili 6-7 tane video çektik üst üste. Yine eleştiri geldi. Sasa ile ilgili videolar çektik. Yine eleştiri geldi. klima ilgili çektik. Yine eleştiri geldi. Yani hangi hisseyi incelersek inceleyelim. Arkadaşlar şey yani eleştiri yapmak için eleştiri yapıyor. Bu da bizim moralimi azıcık bozuyor. Fakat biz olumlulara bakarak olum, olumlu takip eden izleyicilerimizi memnun etmek için e, anladığımız kadarıyla onlar için eğitim amaçlı videolar çekmeye devam ediyoruz. Yani bir hisse iki kelimeyle iki çizgiyle oraya gider buraya gider demek değil. Biz bilimsel olarak ekonomik verilere göre e, kantitatif yani rakamlara göre hissenin ne yaptığını göstererek bakın kaynağını gösteriyoruz. Göstererek ne olmuşsa ne olur. İşte bakın bunun Östermeye karlı şu an %13.5 Net kar marjı düşük Fakat e, Diyoruz ki faaliyet raporunu okuyup Faaliyet raporunu da çektim O da e, akşama doğru yüklenir e, Cumartesi pazar bizim video üretme günümüz herhalde Fazla video olunca çok e, geç yükleniyor Yavaş yavaş yükleniyor Şimdi arkadaşlar Öncelikle bakın Çeyreksel bazda net satışlarına Bakıyoruz bakın 2016'da ne kadarmış 6. ayda 251 milyon Bakın 251 Milyondan 1 milyar 59 milyona yükselmiş yani Net satışları ne olmuş arkadaşlar Kıdım kıdım artmış 4 kat artmış Aşağı yukarı evet 250'den 1 milyarı geçtiğine göre 4 kattan fazla artmış Yani biz ne diyoruz Satışları artarak devam eden firmalar güzeldir. Ne diyoruz? Satışları artarak devam edecek firmaları bulun. Onlarda uzun vadeli 3-5 yıl niyetiyle hisse almaya başlayın. Düştükçe alın, yükseldikten satın. 3-4 yılda, 3-5 yılda hisseyi bedavaya getirirsiniz. Şimdi bedavaya geliyor mu, gelmiyor mu görürsünüz. Burası da öz kaynak artışı. Öz kaynakları ne yapmış arkadaşlar? 170 milyondan 332 milyona yükselmiş. Bu da %100'e yakın bir artış. Yani yatırım yaptıkları için şu an Ulusoy Un öz kaynakları o kadar artmamış. Giderleri fazla ya da kar marjları %13 düşük olduğu için yani benim incelediğim bazı hisseleri biliyorsunuz. Şuradaki öz sermaye karlılığı %30, 40, 50 olanlar var. Ben bu kar marjının yükselmesi ne kadar yüksekse o kadar iyi olduğunu söylüyorum. Bunlar ki biraz düşük. İşte bu da sürekli yatırım yapmalarından kaynaklanıyor ya da sektörün kar marjının düşük olmasından kaynaklanıyor. Şimdi ben bu tarımsal işlerin bütün video şeyini ne diyorlar? firmalarını inceleyip birbirine kıyaslayıp bunun kar marjı ne, şunun kar marjı nedir bilmiyorum. Şunu görünen yani %13 sonuçta biz ekonomik danışman değiliz, profesyonel değiliz. Ama birçok profesyonelden daha iyi ayrıntılı bilgilere dikkat çekiyoruz. İşte bu da onlardan bir tanesi. Şu an çektiğimiz videolarda onlardan bir tanesi. Memnun olan izler, memnun olmayan daha profesyonelleri takip eder. Arkadaşlar öz kaynakları 170'ten 332'ye yükselmiş. %100'lük bir artış var 4 yılda. Ama Ciro'da 4 yılda %400. 4 katlık bir artış var. Bunu bu şekilde buradan gördükten sonra e, rakamlara da bakalım mı? Evet. Fiyatı 20'de bak 3.40'mış. 3. Üçüncü ayda bile 3.40'mış. FK olarak çok değişkenlik gösteriyor. PD olarak 3.40 iken 1.90'da. Şu an çok yüksek biliyorsunuz. E, bu yeni şeyin devreye alınma haberiyle uçurdular hisseyi. Şu an PD'si eee 2.33 aslında çok da yüksek değil. Yani neden çok da yüksek değil? Yapılacak yatırımları millet bazen önceden fiyatlıyor. Bu düşmeyeceği anlamına gelmez. Bunu defalarca söylüyorum. Yani e, 3 ay önce 3 liradan alan her yerden satabilir. Niye sattın? diyemezsin. O yüzden piyasada ise analiz ettiğiniz yerden yukarı gideceğinin garantisi yoktur. E, geri düşme ihtimalinde her zaman göz önünde bulundurmalısınız. O yüzden kademeli alış derken örneğin şu an bu hisse diyelim kaç lira? 9 lira mı? E, 9-16. E buradan bütün parayla al diyen var mı? Yok. Sen buradan aldın, zarar ettin diye gelip benim videolarımın altına bir şey yazma. Ben sana al demiyorum çünkü. Buradan 1000 lot aldıysan gelip 8'den de alırsın. 7'den de, 6'dan da 5, 4, 3, 2'den alabilirsen kendine göre artık nasıl bir strateji geliştirirsen geliştirirsin. Bu hissenin artışları böyle devam ettiği sürece bu ise bir gün 1 liradan döner 20-30 liraya gider o zaman kar edersin. Böyle bir yatırımcıysan yaparsın yapmazsan yapma. Yani ben sana yatırım yap bunu al bunu sat bunu tut demiyorum ki. Onun için arkadaşlar biz burada bilimsel olarak şöyle olursa böyle olur. Sen de ona göre kendi kararını kendin verirsin yani. Bunun satışları 4 kat artmış. Öz kaynakları 2 kat artmış. Fakat şu an e, hızlı bir şekilde yatırımlar devreye alındığı için artık e, karların artacağı döneme git, gidildiği için piyasa bunu önceden çok olumlu fiyatlayabiliyor. Onun için alırsın, almazsan karı kaçırırsın. Senin bileceğin bir iş. E, şu an grafiğine baktığınız zaman bu e, ee, kar artışının hisse üzerindeki etkisini ne olduğunu görürüz. Arkadaşlar 2016'da kaç lira 6. ayda? Evet 6. ayda 1.700 kapanış 1.78. Yani kağıt hadi 2 lira 2 liradan 10 liraya gelmiş. 5 kat yükselmiş. Satışlar 4 kat artarken hissenin fiyatı alıp hiç bekleme hiç satmasaydın 1.80 diyelim. 4-5 kat Hatta altı kat da artmış olabilir. Çarparsın. Çünkü 15'e gitti geldi. Nereye baz alacağına göre o rakam değişir. Ee, kağıt 1.800'den ne yapmış? Ee, 15.50'ye kadar gitti. Şu an 9.10 fiyatı. Bu da bize gösteriyor ki karları satışları artarak devam ediyorsa hissede iniş çıkışlar olsa da mesela daha önce de ne yapmış? Şurada 2017'de de 4.70'e gitmiş. Sonra uzun süre 1.80'a geri gelmiş. Bakın 4.70'den 1.80'a ne demek? Yani %70 değer kaybetmiş. ya 2018'deki o dolar yükselişinde resmen kağıdı 3'te 1 fiyatına getirmişler. E şimdi orada kademeli alış yatsaydın 3 liradan 2 liradan 1.800'den ne olurdu? Daha sonra getir tekrar 5 liraya sat. 3 katına sat işte. Bir, yıl, bir yıllık bir yatırımda 3 kat oluyor. 4.900'e geri geliyor. Sonra ne oluyor? Mart'taki olayda Mart'ta e, tekrar 2.49'a kadar düşürüyorlar. Yani bu hissenin karları artarak devam ederken yatırımları devam ederken satışları artarak devam ederken işte boğa piyasasına e, ayı piyasasına girerken ne diyorum aşırı fiyatlanır diyorum. İşte satışlar geldi diye. 5 liralık kağıdı 2.49'a kadar düşürdüler. E Sonra bütün piyasa yukarı döndü diye bunu da alıp 15 lira yaptılar. Yani kısa sürede şurada bir ayda e, Nisan ayında e, 4. ayda ne yapıyor? 4 liradan 16 liraya 4 kat getiriyorlar. E bunu satıp satmamak kararı sana kalmış. Yani oradan 20-30'a da gidebilirdi. İşte bu şekilde geri 8 liraya da düşebilir. Yani diyorum ki o yüzden al sat kısmına ben karışmıyorum. Biz ne diyoruz? karı artarak gelecek olan firmaları kademeli al sat yapan para kazanır. 3-5 yıl niyetiyle tutan para kazanır. İşte grafik bunu gösteriyor. Biz de grafikte gördüğümüzü size gösteriyoruz ki soğuk yatırımcı olun, akıllı yatırımcı olun. Şey yapın, yatırımını kademeli yapın, sabırlı olun. Bu iş disiplini işidir, bu iş bilme işidir, bu iş nedir? bilgi, kültür, birikim işidir. Bütün bunları birleştirip sabırla, korkusuzca, kademeli, alsat yaparsanız başarılı olursunuz, para kazanırsınız. Yani şu güzelliğe bakar mısın? Yani 4 yıl içinde olan bir şeye bak. Ya 1.65'te 8. ay. Ondan sonra 4.70'e git. 3 kat. Geri düş. 1.800'e. Geri 5'e git. Tekrar 3 kat. Etti mi sana artık bir üçe gitti yani diyelim ki 50 bin liralık aldınız. 150 oldu sattınız kenara çekildiniz izlediniz geri düştü. E 1.800'de şuradan e, bir daha aldınız 150 bin liralık. E, bu da 3 kat olduğunda ne oldu? E, 450 bin bakın 2020'ye kadar paranız 4 yılda 50 bininiz 450 bin oldu. Sadece düzgün bir yerden aldınız. 3 kat olunca sattınız. Geri düşünce bir daha aldınız. Bir daha 3 katında sattınız. Sonra geri düştü 2.5'a. Iki 2.5'tan i̇ki da gelip tekrar 450 bin liralık aldığınız zaman işte milli piyango sefer vuruyor. Bu sefer ne yapıyor? 16'ya gidiyor. 6 kat oluyor. Ee, 6 kere 4 24 2 milyon 700 bin oluyor. Yani 4 yılda 50 bininiz iki birçok 3 milyon oluyor. Bütün hareketleri yüzde doğruluk payıyla yakalarsanız. O yüzden diyorum ki alırken de sabretmek lazım. Ticarette ne diyorlar? Alırken kazanılır. Kimse sana git 15 liradan al demiyor. Beklersin dönüşü görünce yani düşer. Düşten yukarı dönüşü görünce alırsın. Yüzde yüz mü? Yüzde üç mü? Yüzde beş yüz mü? Seni ne tatmin ediyorsa orada da satarsın. Burada eğer Doğru hareketler 12'den vurabilirsen alım satım yerlerini 50.000 bin ran, 4 yılda 2.5 milyon oluyor. Evet kesinlikle alım satım tavsiyesi değildir. Öz kaynak artışının ciro artışının hisse üzerindeki etkisini gösterdik. Alım satımın yani hisselerin düşüş yükselişinin her zaman temel analizle bağlantısının olmadığını gösterdik bu ayı piyasası, boğa piyasasından dolayı aşırı fiyatlanmaları olduğunu gösterdik. Bunları bilerek yatırım yapıp, bunları bilerek bu fırsatları almak için acele etmeyen, satmak için acele etmeyenlerin borsada darpane gibi para kazanabileceğini gösterdik. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Gene söylüyorum, portföy danışmanlığı yapmıyoruz. Al, kararını kendiniz vereceksiniz. izlediğiniz için sağ olun, var olun.